Amaç belli 2-3 aylık süre içerisinde e, mümkün olduğunca işçi e, çalıştırmasının istihdam kaybını önlemek için bunu yapıyorlar artı bir de emekli şey e, öğretmen şeyi açıkladı 20 bin öğretmen yeni öğretmen uzun zamandır beklenen bir şeydi bunun da e, 20 bin emekli şeyi öğretmeni de yeni istihdam yaratacaklar Eee... Bütün dünyada, bütün ülkeler öncelikle krizini çözmek istiyorlar. Ki Merkez Bankası bunların dışında bunun için önlemler aldı. İkincisi istihdam kaybını önlemeye çalışıyorlar. Ve bu salgını geçici bir süre için yaratacağı tahribat yükünü azaltmaya çalışıyorlar. Şu anda yapılan şeyde, Türkiye'de de bu 100 milyar liralık bir paket olacağı söyleniyor. Tek tek baktığımız zaman... Nereden ne geliyor onu bilmiyoruz. Henüz açıklanmıyor. E, eksikleri var mı? Var tabi Yani özel bankaların hakim olduğu bir sistemde bunu zorlayıcı yapamıyorsunuz. Ama Bankalar Birliği de e, bankalara tavsiye niteliğinde bu süreci geçirmek için kolaylık sağlanması, kredi taleplerinin karşılanması gibi şeyler bunu Cumhurbaşkanı da zaten e, bankacılardan istedi. E, bütün dünyada yapılan şeyler bizde de uygulamaya girmiş oluyor. Mühim olan bunun ne kadar süreceği ve bu yükün ne kadar tahribat yaratacağı. E, Sayın Cumhurbaşkanı başta e, açıklamaya başlarken işte biz bunu fırsat olarak kullanacağız. Daha önceki e, dönemlerde de fırsat olup öne geçen ülkeler olmuştur filan gibi e, biraz hamasi şeylerini yaptı. Bu... E, Bence mümkün olduğunca bu dönemi az hasarla kapatmak gerekiyor. Ona dönük önlemler yeterli midir? Her sektörde ne olur bilmiyoruz. Bunun e, kamuya yükü yani halka faturası daha yüksek olur. Ama bütün bunlar şimdi belirsiz ama bu kısa dönemi geçirmek için e, ekonomik tahribatı azaltmak için alınan tedbirler bunlar. E, umarız bu geçici süre bittikten sonra gerçekten yapısal tedbirlerle, bu ekonomik zaten daha önce bozulmuş makro dengeler bu yolla biraz daha tahrip olacak. Ama daha sonra yapısal tedbirlerle umarız bu işler düzeltilir diye bakıyoruz. Her şeyden önce turizme en çok etkilenen turizme genel olarak gelen teşviklerin yanında turizme özel ciddi teşvikler var. Ve konuştuğum kadarıyla turizmciler bu işten memnun. Her şeyden önce konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacaklar çok tartışmalı bir vergiydi bu kimden alınacak nasıl alacak ve sektör çok şikayetçiydi. İzne sektörün önemli taleplerinden biri otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri bunu Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 3 ay için 6 ay süreyle erteliyorlar. Bir öteleme yapacaklar. Sonunda alınacaklar. Ee, iç hava yolu taşımacılığında bu aynı zamanda Türk Hava Yolları'na ulaştırma sektörüne özel bir şey ama turizmi çok yakından ilgilendiriyor. 3 ay süreyle KDV oranı %18'den %1'e inecek. Bu özellikle iç turizmin canlandırılması için yapılan bir şey ve buradaki turizmin kayıplarını karşılamak için e, turizm sektörünün yine... E, yaptığı e, talep ettiği bir şeydi. Genel olarak bakacak olursak son dönemde kapalı olmasına e, karar verilen ve zor durumda olan e, müşteri yokluğu nedeniyle Pareken'de AVM, demir çelik, lojistik, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek içecek sektörü, tekstil konfeksiyon ve etkinlik organizasyonları için muhtasar beyannameleri ve KDV tahsilatını e, SGK primlerinin bu yolla yapılacakları Nisan-Mayıs-Haziran ödemelerini 6 ay erteliyorlar. Burada bir tek e, amaca dönük olmayan benim gördüğüm e, konutlarla ilgili yine bir şey yapmışlar. E, 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı %80'den %90'a çıkarıyoruz. Ve asgari peşinatı da %10'a düşüreceğiz diyorlar. Yani konut kredileriyle. Mevcut konu stokunun e, eritilmesine dönük inşaat sektörüne bir destek. Doğrudan e, koronavirüsle ilgisi yok ama buraya da yine e, ben bekliyordum zaten bir, bir şey sıkıştırırlar inşaat sektörüne dönük diye e, onu yapmışlar.